O siktir git amına koyayım. Uçan tosba. Geldi geldi, uçan tosba değilmiş o. Lan bu da değil uçan tosba amına. Kafein seni sikerim ha. Amcık. Trolledim. Oğlum bunu banlayayım. Bak bu yarın bir gün iki tane büyük takımın Süper Kupa finalinde girer sahaya falan. Deli mi ne? Allah Allah. Ulan maçı izliyorum Samet. Tamam mı? Bak bak şimdi maç başlamadı. Yorumları falan izliyorum. Böyle işte arkadan şeyleri gösteriyorlar. Oyuncuları gösteriyorlar falan. Böyle bir hoşuma gidiyor, tamam mı? Stadı böyle üstten gösteriyor. İşte Beşiktaş sahili. Ulan şey düşünüyorum. Acaba memnun mular mıdır oraya gelen taraftarlar falan, izleyenler, aa ne güzel diyorlar mıdır? Tam böyle bir şey, ev sahibi konumuna düştüm. Misafiri böyle memnun etme şeyine, durumuna düştüm. Mutluyum falan, böyle çok güzel işte kendi yöremizden oyunlar oynandı falan maça başlamadan önce. Güzel bir gösteri oldu. Her şey çok güzel, maç başladı, seyirciler süper falan. Abi bir atladı sahaya Abdü. İşte o zaman Türkiye'm münasır medeniyetler seviyesine geldi abi. O zaman kalkındık abi. Çok önemli bir hareketti. Çok önemli bir hareketti. O gerçekten harika bir hareketti. O videoyu münasır abi, münasır. Olmuşum ya. O uçan tospa. Alo. Şey beni münasır abi. Sen beni eleştirir misin hadi? Aynen, eleştireyim. Nasılsın ya abi? Şey, şaka çok... yapıyorum. Nasılsın? Ha, iyiyim, sağ ol. Yayını çok bölmeden hemen kısaca söyleyeyim. Tabii ki abi. İsim ya, neydi? Parasal konular, parasal konular. İsim ne? Bir tanıyalım hani... abi seni istiyorum. Bu kadar nefret ediyorsan ben. Yok ya, nefret ediyorum değil. Ama ben bir ismini. Estağfurullah, yayın senin olsun abi, köpeğin olsun, o kadar para veriyorsun. Ne olacak yani? Eyvallah. İsim neydi abi? Sinan. Sinan. Yaş kaçtı? 23. 23 yaşındasın Sinan. Peki abi buyur, şimdi mikrofon sende. Ya parasal konularda, özellikle hani hesap konularında falan, hani uzun zamandır takip ettiğim için söylüyorum. Şaka yaptığını biliyorum ama yine de nasıl diyeyim, hani birazcık sinirim bozuluyor. Yani hani sap istememe, sap dilenmeme. Salak yerine konulmuş. Aynen. Hani kendimiz salak yerine konulmuş. Estağfurullah. Neden abi? Hani, tamam, salak biz destek yani olmak istiyoruz zaten. Destek olduğumuz, hı-hı, için zaten sapılıyoruz. O ayrı, evet, konu ama işte şakanın dozu birazcık geçtiği zaman hani bence hoş olmuyor. Sub isteme şakam mı? Ya ben sub istemeyi şaka olarak yapmıyorum bu arada. Ya yok, o anlamda değil. Yani işte bağış olsun, ne bileyim, bazı parasal konularda özellikle. İşte... Crippling mevzusu, şimdi başlayayım. Ben crippling mevzusunu da bilerek yapıyorum. Biraz daha at orospu çocuğu bilmem ne falan diye. Adamın atmamasını istiyorum aslında. Bilerek sövüyorum. Adam atıyor. Ne yapayım? Şimdi bu bir. Bunu kastediyorsan eğer, bir kastında oysa. Yani o yoktu aslında da. Tamam. İkincisi, bazı arkadaşlarımız gerçekten abi son param. İşte abi işte gittim çalıştım, bu parayla atıyorum bu bağışı vesaire olan bağışlara. Genel olarak benim tepkim şu. Bunun şaka, sıfır şaka. Şu an gerçekten %100 ciddiyim. Ben zaten kazanıyorum. Bunu yani benim kazandığımı, iyi bir para kazandığımı en salak adam bile anlar, değil mi? Aynen, gerçek öyle bir şey yani. Ben de diyorum ki dostum, hani sen zor duruma düşme. Olunca, hani iyi bir duruma gelince atarsın diyorum. Bunu mu kastediyorsun? Bu var mıydı kasıtların içinde? Ya bu da vardı işte ne bileyim, ben de işte para ama var. Ama şimdi ben de şeyler de ya çok ben hani de, abartmıyorum tabii. Dediğim gibi basit bir eleştiri yapmak istedim sadece. Abi gerçekten bunu şey yapan ben değilim ya. Ben de para var mevzusunu. Gerçekten olabildiğince bu konuda mütevazi olmaya çalışıyorum zaten. Ama hem sosyal medya olsun, hem insanların gözünde sürekli böyle bir şey kafası var yani, Ferit ulan ne zengin adam bilmem ne bilmem ne. Oradan yani ben espri yapıyorum. Oradan meme yapıyorum vesaire. Espirinin işte dozu kaçabiliyor. O yüzden şey yaptım sadece. Doğrudur. Belki de öyledir. Kusura bakma. Benim ama öyle salmıştım rahatlığından dolayı yani. Yani hiçbir şey ima etmiyorum yani. Yoksa sizi salak yerine koymak falan amacım değil tabii ki yani.
Ama tamamdır. Orada burada sözlüklerde vesaire çok fazla şey görüyorum. İşte bu para dilenme mevzusu falan. Abi o Allah aşkına sabolun lütfen bilmem ne mevzularım ironik olabiliyor bazen. İronik söylüyorum. Yani bir tık arttığı için ben bu eleştiriyi yapıyorum. İronik söylüyorum ama bir yandan da sonuçta bu benim kanalım ve bu benim işim. İşimin de bir reklamını, sellout'unu yapmam lazım. Hani ara ara Twitch Prime, arkadaşlar Twitch Prime'i duydunuz mu demek gibi bir şey. Ki bunu profesyonel şekilde yayıncılığa bakan her yayıncının yapması gerekiyor. Bunu hepsi de yapıyor. Ninja'sı da yapıyor, Shroud'u da yapıyor, bilmem nesi de yapıyor. Liri'yi de yapıyor. Herkes yapıyor. Bunda bir şey yok yani. Ya zaten sellout'tan bahsetmiyordum da. Yani dediğim gibi bazı anladım, esprilerde anladım. Bir tek. Yani çok da uzatmaya gerek yok işte. Yoksa hani kimseyi gibi, zorlamıyorum abi tabii ki. Anladım. Yani keyif al. Ya abi isteyen olur isteyen olmaz yani. Şey yapmıyorum yani. O şey kafasında değilim. O esprileri de azaltmaya çalışırım. Eleştirini dikkate tamam, almaya çalışırım. Sağ ol. Eyvallah. Görüşürüz abi. Bay bay. İyi yayınlar. Sağ ol. Bay bay. Vay be. Vay be böyle olduk ha. Tamam abi hiçbir şey yapmıyorum abi. Bundan sonra sarkastik konuşmayacağım abi. Vay be. Üzüldüm. Samet banlısınız oğlum. Yok yok. Tamam yapmayacağım. Vay be uçan tospa. Uçan tospa uzun süredir benim subscriber'ım. 2 senedir. Olabilir abi. İrite olmuş